Bu videoda size hoş geldiniz veya abone olun demeyeceğim. Zaman zaman görüşlerimi belirteceğimi söylemiştim. Şimdi de belirteceğim. Bu video sonuna kadar siyah ekran olarak kalacak. Çünkü son günlerde bir kızımız daha, bir ailenin üstüne titrediği yavrusu daha cinayete kurban gitti. Ve kim bilir daha kaç can kaybı yaşanacak böyle giderse. Çoğu kişi öncelikle hukuk sisteminin düzeltilmesi gerek diye düşünse de burada bana göre asıl konuşulması gereken şiddetin kendisi olmalı. Kime uygulandığı elbette önemli ancak şiddete yol açan etmenler incelenmedikçe, irdelenip çözüm yolu aranmadıkça ve bu çözüm yolu toplum tarafından kabul edilmedikçe bu tip sapkınlıklar ileride daha sık görülmeye devam edecektir. Öncelikle toplumsal yapının temel taşı olan eğitimin, hele de ilk öğretmen olan annenin, yani kadının eğitiminin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor burada. Buradan benim kadını sadece doğuran bir varlık olarak görmediğimi söylemem gerek diye düşünüyorum. Çünkü öyle algılayanlar olacaktır. Beni tanıyanlar bu şekilde düşünmediğimi çok iyi bilirler. Peki eğitim yeterli mi? Eğitimi verip kurtulur muyuz? Elbette hayır. Eğitim tek başına asla ve asla yeterli olmaz. Eğitimin yanında, ki burada kastettiğim eğitim düzgün birey, sağlam birey, psikolojik yapısı sağlam birey yetiştiren bir eğitim sistemidir. Önce kişisel bilinçlenme, ardından da toplumsal bilinçlenme gerekir diye düşünüyorum eğitim sisteminin düzgün kurgulanmasının yanında. Bunun içinse net bir şekilde bir eğitim politikası, yine net bir şekilde bir kültür politikası ve hepsinden önemlisi bir sosyal politika oluşturulmalıdır. Peki bunu yaparken kurulacak sistem nasıl olmalıdır? Öncelikle tüm toplum sivil kuruluşları, sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek bir sivil inisiyatif oluşturmalılar. Ardından bu inisiyatifin içindeki hukukçular gerekli yasal düzenleme için bir araya gelip yasamayla görüşmeli ve yasal olarak uygulanması gereken İstanbul Sözleşmesi de dikkate alınarak gerekli düzenleme yapılmalıdır. Bu sadece kadına yönelik şiddet üzerine düzenleme yapılmamalıdır elbette. Çocuk istismarı üzerine düzenleme yapılmalıdır. Hayvana yönelik şiddet üzerine düzenleme yapılmalıdır. Bitkiye yönelik şiddete uygun düzenleme yapılmalıdır. Yani düzenleme şiddetin kendisini içermelidir. Bir yönünü değil. Ve aynı zamanda şiddete taraf olan, yani şiddete maruz kalan kesimin şiddete maruz kaldıktan sonraki tazminleri de işin içinde olmalıdır. Aynı zamanda şiddeti uygulayan kişinin de elini kolunu sallayıp çıkması anlamına gelmemelidir bu. Yani şiddet uygulayanın bir rehabilitasyon sürecinden geçmesinden bahsediyorum. Bunun süresini de yine hukukçular, yani yargıçlar tayin edecektir. Tabi burada yargıçlara çok önemli bir görev düşüyor. Hukukçulara özellikle. Hukuk güçsüzlerin hakkını koruma üzerine kurulu olmalıdır ki gerçek anlamda hukuk olsun. Eğer hukuk güçsüzlerin hakkını korumuyorsa, güçlülerin tarafını tutuyorsa ve bunu sürekli ve devamlı hale getiriyorsa artık orada hukuktan bahsetmek elbette imkansızdır. Yani kısacası tüm toplumsal kuruluşlar bir araya gelip kendi güçlerini ortaya koymalı ve yasal düzenleme için bir kamuoyu oluşturulmalıdır. Bunu çoğu insan hayalcilik olarak görebilir. Yani başlarda belki 20'li yaşlarımda ben de böyle düşünüyor olabilirdim. Ama artık öyle düşünmüyorum. Çünkü bireyin eğitilmesi, bireyin bilinçlenmesi kendi içinde zamanla toplumun da bilinçlenmesini getirecektir. Nitekim 1920'lerin başında, daha Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kuruluş yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün amaçladığı ve hedeflediği de budur. O eğitimin önemini çok iyi anlamış, iyi bir eğitimle, düzgün bir eğitimle halkı nasıl bilinçlendirme gerektiğini çok iyi kavramış bir liderdi. Ve biz onun bize gösterdiği
uygulamamızı istedi. Muasır medeniyet, sonrasında içi boşaltılmış halinden bahsetmiyorum. Muasır medeniyet, yani eğitim ve bilim anlamında, tekniksel anlamda, her anlamda diğer ülkelerle yarışacak, diğer ülkelerin kapasitesiyle başa baş olacak bir birey grubu ve toplumsal bir yapı üzerine durmuştu Mustafa Kemal Atatürk. Bu nedenle ben de bunu hayalcilik olarak görmüyorum. Şiddetin sadece bir yönüyle ilgilenmiyorum. Yani gerçekten bunu bir ideal olarak görmek, şiddeti önlemek için toplumsal bilinci yerleştirmek, toplumsal bilinci önce bireylere sonra toplumun tümüne yaymak ana amaç olmalıdır. Bu çok mu kolay? Elbette zor. Elbette meşakkatli. Elbette bir sürü üstesinden gelecek zorluklarla dolu bir yola girilmesi gerekiyor. Ama imkansız değil. Yeter ki istensin. Yeter ki fikir ayrılıkları bir kenara bırakılıp ortak bir akılda buluşulsun. Yani sonuç olarak eğer eğitimli sosyopat, kültürlü psikopat yetiştirmek istemiyorsak eğitim sisteminin içeriğini düzeltmeli, etik eğitimi ya da ahlak eğitimi, eskiden bizim aldığımız tarzda ahlak bilgisi derslerinin tekrar eğitim sistemi içine konulması ve bu yolda da önce bilinçli bireye ardından bilinçli topluma ulaşılması hedeflenmelidir. Unutmayalım ki bilinçli olunmazsa şiddet mutlaka ve mutlaka bir gün karşınıza çıkacaktır. Şiddeti ve sonuçlarını yaşamayan bir toplumda buluşmak dileğiyle.